WandaVision'ı izliyordunuz ve 5. bölüm sırasında Quicksilver olarak Evan Peters'ı görünce kafanız mı karıştı? Hani Aaron Taylor Johnson oynuyordu karakteri? Neden bir anda MCU'dan bağımsız olan X-Men filmlerinde Quicksilver oynayan Evan Peters gelmişti diziye? X-Men evreniyle birleşiyor muyduk yoksa basit bir oyuncu değişikliği miydi? Aaron Taylor tamamen yok sayılıp sanki onun yerinde hep Evan varmış gibi mi davranmamız gerekiyor bu noktada yoksa WandaVision dizisi ve Marvel bize bir tuzak mı kuruyor? Bu videoda tam da ona bakacağız aslında. Recast nedir? Nasıl yapılır ve genel belirtileri nelerdir? Hadi Evan Peters ve Quicksilver karakteri üzerinden inceleyelim. Öncelikle tabii ki de videonun başlığındaki soru. Recast nedir? Bu videoyu yapmamın ana sebebi olan malum altyazı yanlışları ve insanların da doğal olarak kelimeyi yanlış öğrenmesi sonucu çıkan sorunlar. Recast kelimesini birebir çevirmek istiyorsak yeniden oyunculandırmak diyebiliriz sanırım kelimeye. Cast normalde hem genel ekip anlamında hem de bir fiil yani iş olarak kullanıldığında bir oyuncu belirlemek anlamına geliyor. Çok zorlanırsanız cast etmek diyebilirsiniz hatta. Hani cast etmek, cast etmek değil. Re ekini zaten restart veya replay gibi kelimelerden biliyorsunuzdur. Yeniden anlamına geliyor. Yani recast'te zaten var olan bir oyuncunun yerine yeni birinin getirilmesi oluyor. WandaVision'ın 5. bölümünü malum yerlerden izleyen arkadaşlar recast kelimesini diriltmek anlamında görmüş olabilirler. O yüzden bu kadar detaylıca anlatıyorum ki yorumlarda bilim akrabalarıma sövmeyin. Marvel tarafında da aslında recastler hiç yapılmamış şeyler değil. Bunun en büyük iki örneği aslında Mark Ruffalo ve Don Cheadle. Normalde ilk Hulk filmini de sayarsanız toplam 3 Hulk oyuncusu var 2000 sonrası dönemde. Hadi ilk Hulk filminin MCU'da olmadığı kabul ediliyor dersek yine 2 oyuncu yapar. Edward Norton ve Mark Ruffalo. Edward Norton'ın Incredible Hulk'taki rolünden sonra Avengers'a geçtiğimizde Mark Ruffalo'ya gelindi ve Marvel sessizliğini korudu. Videonun başında da söylediğim gibi sanki hep Mark Ruffalo'ymuş gibi hikayeyi anlattılar. Aynı şekilde Roddy'yi oynayan Terrence Howard'dan da Don Cheadle'a geçildiğinde Terrence hiç olmamış ve sanki hep Don Cheadle varmış gibi davranıldı. Genel olarak kısaca recast durumu böyle. Yani tam bir recast olduğu zaman daha önceki oyuncu hiç var olmamış gibi sayılır. Recast olayını bir tık da aradan çıkarabildiğimize göre Quicksilver'ı içeren kısma gelebiliriz. WandaVision 5. bölüm incelememde de bu sahneye yer verdim. Yukarıda hani videoya ulaşabilirsiniz ama oradaki minik bir detay aslında genel fikirlerin ciddi bir kısmını bozuyor. Darcy Lewis'in şu sahnesinden bahsediyorum. She recast Pietro? Pietro'yu recast dediler mi sorusu aslında basit bir cevaba uzanacak gibi dursa da çok daha fazla sorun çıkarıyor bizim için. Şu ana kadar bahsettiğim gerçek recastlerdeki en büyük olay neydi? O evrendeki karakterler karakterin recastlendiğini fark etmezdi. Sanki hep yeni gelen kişi varmış gibi davranılırdı. Yani videonun başındaki sorulardan birinin cevabı hayır. Aaron Taylor Johnson hiç olmamış gibi davranmayacağız. Darcy'nin yeni gelen Pietro'daki değişikliği fark edebilmesi tam bir recast olmadığının en büyük kanıtı. Her ne kadar Hex içerisinden gelen sitcom'a özel Pietro'ya yeni biri bulunmuş olsa da bizim bildiğimiz Aaron suratı da geçerli. Bu da büyük ihtimalle Evan Peters'ın oynadığı sözde Pietro'nun gerçek Pietro olmadığı anlamına geliyor. Bu karakter herkes olabilir. Genel teoriler her ne kadar Mephisto yönünde olsa da imkanlar bu noktada sonsuz. X-Men evreni tarafındaki Quicksilver olabilir diyenler de var ama o Quicksilver'ın asla Wanda gibi bir kardeşi olmadı. O evrende küçük bir kardeşi vardı ama Wanda'dan alakasız biriydi. Güçleri vesaire de yoktu ve aralarındaki yaş farkı bayağı fazlaydı. O evrenin Wanda'sının ismi zaten Nina'ydı ve Apokalips'in başında ölmüştü. Yani biraz uzak bir teori. Mephisto kısmında ise bir kesinlik yok ama çok büyük ihtimalle kendisi o olacak. Malum düzenbazlıklar yapmayı ve insanları kandırmayı bayağı seven bir karakter Mephisto. Ama yine de Mephisto'dan bugün fazla bahsetmeyeceğiz. Olayımız biraz daha recast'ti. O yüzden bu videoyu uzun tutmayacağım, merak etmeyin. Tek amacım kısa süre içerisinde oluşan tartışmalara ve bir iki yanlış anlaşılmaya ışık tutabilmekti. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Videodan memnun kaldıysanız da sağdan ve soldan farklı yerlere gidebilir veya abone olabilirsiniz deyip kaçıyorum o yüzden. Sonraki videoda görüşmek üzere. Aklınızdaki bu tarz fikirleri veya bilmediğiniz konuları yorumlara yazabilirsiniz. Hoşça kalın.